Kalbimdeki Türkiye'den selamlar, saygılar, hürmetler. Bu hafta da sizlerle beraberiz ve klasik sorumuzu soralım. Bilin bakalım bu hafta neredeyiz? Arkamda bir yazı var. Şöyle çiçeklerle, efendim bitkilerle süslü bir yazı. Bol yazıyor. Acaba ne bol? Haşhaş falan da var, dikkatinizi çekti mi? Kenarlarda haşhaş göreceksiniz biraz sonra. Haşhaş deyince aklımıza neresi geliyor? Bu hafta Bolvadin'deyiz. Bolvadin'i gezeceğiz, dolaşacağız sizler için. Siz şimdi konuklarla bir tanışın, sonra bakalım Bolvadin'de ne var ne yok hep beraber görelim. Buyurun Bolvadin'e. Burcu Kakrak, 2002 İsviçre doğumlu, Glarus'ta yaşıyor, üniversite öğrencisi. Eren Erol, 2004 Belçika doğumlu, Anvers'te yaşıyor, tekniker. Evet, geldik konuklarımızla tanışma faslına. Biliyorsunuz en sevdiğimiz bölüm bu. Çünkü çok güzel misafirlerimiz geliyor. Bir hanımefendi ve bir beyefendi bugün bizimle beraber. Yakışıklı, karizmatik bir beyefendi ve asil bir hanımefendiyle beraberiz. Bugün misafirlerimiz yine efendim Avrupa'dan geliyorlar. İsviçre'den bir misafirimiz var. Belçika. Belçika'dan bir misafirimiz var. Biliyorsunuz Belçika aslında Afyon'un bir ilçesi. Yani hatta daha doğrusu Emirdağ'ın bir ilçesi gibi değil mi? Çok Emirdağlı var. Bayağı Emirdağlı var. Evet. Efendim konuklarımızla tanışacağız. Önce hanımlardan başlıyoruz. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Burcu Kakrak. Evet. Şimdi sen biliyorum binlerce kere duydun bunu ama sıkılmışsındır artık. Kakrak. Yani herkes soruyor değil mi Musa? Evet, Kakrak ne demek? Bir normalde TDK'da çok bir anlamı olmasa da normalde bizim kendi şeyimizde çamura basılan ayak izi anlamında. Evet, yağmur yağdıktan sonra. Yerel bir şey mi bu? Ya bu sözcüğüm. Kendi isteğimizle oluşturulan bir şey aslında. Sözcüğüm. Ayak izi, çamurdaki evet. Ayak izi yani. Hı-hı. Anladım, kakrak. İlk defa duydum. Evet. Sen de ilk defa duymuşsun. Ben de ilk defa duydum. Peki, hoş geldin hoş Burcu. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. İyi görünüyorsun, gayet evet, güler yüzü, enerjik. Sadece sen enerjik değilsin. Hani karşındakine enerji veriyorsun. Teşekkür yani. Ederim. Çünkü ben güler yüzlü insanlara bayılıyorum. Yani hakikaten... Böyle tebessümle güler yüzle geldi mi? Bak ben de tebessüm ediyorum. Evet. Biz de güler yüzle oluyoruz. Teşekkür ederiz bu yüzden. İsviçre'den geliyorsun. İsviçre'den ne yapıyorsun İsviçre'de? Onu okuyorum. Okuyorsun? Evet okuyorum. Ne güzel ne okuyorsun? Mühendislik okuyorum. Mühendislik? Aha da tamam. İsviçre'den bir mühendis yetiştiriyoruz evet. Değil mi? Şey oluyor değil mi böyle mesela burada okuyanlara Türkiye'ye gelip ben okulu İsviçre'de okudum. Tabii biraz oluyor yalan değil. Aslında yani eğitim kalitemiz çok da farklı değil aslında ama evet. Böyle bir Avrupa'dan gelmenin bir havası falan tabii oluyormuş gibi evet. Burada. Plan şöyle işliyor mu kafanda? Hani ben burada okuyayım mühendis olayım sonra memlekete döneyim yoksa ben kariyerimi burada devam ettireyim mi var? Ya burayı çok seviyorum aslında Türkiye'yi. Ama bilmiyorum yani biraz daha ilerleyen yıllara göre karar verilecek daha onun için henüz çok erken. Henüz daha diyorsun. Evet. Duruma bir bakmam lazım evet, diyorsun. Göre, şu okulu bir bitireyim. Şimdi. Sonra piyasayı bir kontrol evet, edelim. Evet, peki. Buralı mısın sen? Anneannem ve dedem burada. Onları ziyarete geliyoruz. Ha, Bolvadin'deler. Evet, Bolvadin'deler. Onları ziyaret için geliyoruz yaz tatillerinde, tatillerimizde. Eyvah. Şimdi ben iddia ediyorum. Bugün seninle Bolvadin'i gezeceğiz ya. Diyeceksin ki ben Bolvadin'in bir sürü yerini gezmemişim. Sizinle daha iyi gezdim diyeceksin. Bak bunu söyleyeyim. Peki, tek kız mısın, tek evlat mısın? Bir küçük kardeşim var. Erkek mi erkek, o? Evet. Ha, erkek, evet. Kaç yaşında? O da 19 yaşında. Ha, ben de küçük deyince 3-4 yaşında evet, var. 3 yaş aralarımızda. Peki. Burcu, tekrar hoş geldin diyorum hoş programımıza. Bulduk. Ve hemen Eren'e geçiyorum. Eren Erol, sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Erol da buralı değil mi? Sen de buralı. Aynen ben de buralıyım. Bolvadinlisin. Annem buralı, babam merkezden. Babam merkezden. Afyonlusun. Afyonluyum abi. Güzel. Sen nereden? Ben Belçika'dan geliyorum. Doğal olarak diyorsun Belçika'dan. Çok var değil mi Afyon'da? Afyon'da bayağı var abi ya. Bayağı var. Anvers'te var. Ben Anvers'ten geliyorum zaten. Bir de şeyde de var. Brüksel'de falan. Brüksel'de. Ama her yerde var abi zaten. Her yerde var. Niye herkes birbirini mi çağırmış? Ne olmuş böyle? Niye öyle bir... Valla ben de anladım ki her yerde soruyorum zaten. Bir tanışacağım birisiyle. Zaten Emirdağlı çıkıyor. Herkes Emirdağlı. Emirdağlı. Peki Belçikalılar da bunun farkında mı? Farkında. Türkler de
Belçika arasında bilmiyor ki Emir Dağlı şu bu. Ha, onu daha öğrenemediler mi? Onlar Afyonlu, hepsi aynı yerden geliyorlar diye. Onu daha şey yapmıyorlar. Daha anlamadılar biz. Peki. Sen ne yapıyorsun Belçika'da? Abi ben traktör yapıyordum normalde. Şu anda çıktım, şu an yeni bir şey o şeyi yapıyorum. Meslek yani, öğreniyorsun ya, bir meslek eğitimi alıyorsun. Ya orada çalışıyordum ben. Çalışıyordun orada. Aynen, motorunu yapıyordum ben. Motorunu yapıyordun, aynen. Çok güzel. Sağ ol. Peki. Sen kaç kardeşsin? Biz üç kardeşiz. Üç kardeşsiniz. Bir ablam var, o da yeni evlendi. Yeni evlendi birkaç Allah ay oldu. Allah mesut bahtiyar etsin. Sağ olasın abi. Düğünü burada mı yaptınız? Yok, düğünü Belçika'da yaptım. Belçika'da yaptım. Eyvallah. Bir tane de küçük kardeşim var. Sen ortancasın yani. Ortancıyım ben. Ama büyük erkek sensin yani. Aynen. Evin erkeği benim diyorsun. Sen de küçük kardeşim var erkek. O da 9 yaşında. O da daha büyüyecek o. Aynen. Vakti var. Peki senin var mı kafanda bir planın? İşte memlekete şu kadar sene çalışayım, memlekete döneyim. Ya da ya ben artık buradan yürüyeceğim. Hani burada yaşıyorum. Biz Avrupa'ya alıştık. Bana abi zengin olduktan sonra gelirim buraya. Parayı kazanayım diyorsun. Direkt memleketteyim diyorsun. Aynen, direkt memlekette. Parayı memlekete götüreceğim diyorsun yani. Hadi inşallah çok Çünkü para kazan. Biz buralıyız abi zaten ya. Sen orada doğdun değil mi? Aynen, orada doğdum. Orada doğdun, orada büyüdün. Ben hep işte bu hep oluyor bak. Bu bizi çok mutlu eden, benim çok hoşuma giden bir şey. Burcu, orada doğup büyüyenler mesela buraya çok sık gelmese bile memleketten asla vazgeçmiyorlar. Hep kafalarında, gönüllerinde hep Türkiye var. Bu çok güzel. Hiç kaybetmeyin bunu inşallah. Geniniz de var zaten. Değil mi? Bir gün sen de böyle bir zengin olayım, bir fazla para kazanayım. O parayı Türkiye'ye getirip yatırım yapacağım diyorsun. Aynen abi. Çünkü burada herkes burada yaşamak istiyor zaten. Yani bizim oradaki de burada yaşamak istiyor zaten. Çok güzel ülkemiz. Ama pek herkes daha tam durumu yapamadığı için bence gelemiyorlar. Yani. Evet. Yani. Tekrar ikiniz de hoş geldiniz programımıza. Siz de bugün Bolvadin'i gezip dolaşacağız. Şöyle bir bakalım ne var ne yok, bir kontrol edeceğiz. Hem biz gezeceğiz, bizimle beraber ekran başındaki seyircilerimiz de gezecekler. Hem onlar hem biz görelim bakalım Bolvadin'de ne var. Evet, bugün Bolvadin'i gezip dolaşacağız. Sizler için Bolvadin'in altını üstüne getireceğiz. Bakalım Bolvadin'de ne varmış, ne yokmuş, neleri meşhurmuş, neler varmış. Hep beraber bir gezelim, görelim. Buyurun Bolvadin'i. Bir yanımda Burcu, bir yanımda Eren. Şu anda Bolvadin'in Göbeğindeyiz efendim. Neredeyim sizlere? Göbeğinde. Göbeğindeyiz, evet. Bolvadin'in göbeğindeyiz. Buradan başlıyoruz gezmeye. Şimdi yola çıkacağız. Bakalım Bolvadin'de ne var ne yok, hep beraber göreceğiz. Siz de bizimle beraber buyurun Bolvadin'i gezin. Bakalım ne varmış Bolvadin'de. Buyurun. Hadi gidelim. Gidelim. Karşıya gittik. Oradaki etraftaki dükkanlara baktık. Güzel ve tarihiydi çok fazla. Ve merak hani ettim gerçekten de yani. Hoş buldum, güzeldi. Gezdiğim yerlerde sizinle daha çok gezdim. Meydanı gezdik, çarşıyı gezdik, camiyi gezdik. Bayağı tarihi anıları vardı. Yani bir gördüm, bir de sizinle bir daha görmüş oldum. Bolvadin'i gezmeye devam ediyoruz. Meşhur bir göle geldik.
Ne gölüydü burası? Eren hatırlıyor musun? Ege Gölü, ne göldü? Yok, neydi? Eber. Eber Gölü'ndeymişiz. Eber Gölü. Evet, Eber Gölü'ndeyiz efendim. Buraya geldiğinizde Eber Gölü'nde geziyorsunuz. Neden? Aslında buraya böyle kuşların göç zamanı da gelmek lazım. Kuş çeşitliliği bol, flamingolar var. Değişik su kuşları var, ördekler var. Kuş gözlemleri için güzel bir yer. Gelip burada kuş gözlemi yapabilirler. Hiç kuş gözlemledin mi sen? Yok, hayır gözlemledim. Eren? Aa, lütfen ben hep kuş gözlemlerim. Ben buraya zaten ilk defa geliyorum. Öyle mi? Yani evet. Benim ömrüm kuş gözlemlemekle geçti. Ne güzel. Çok gözlemliyorum onları. Mesela kargalar gak diyorlar. Eren. En zeki hayvanlar değil mi? Evet, çok akıllı. Çok akıllı hayvan, çok zeki hayvanlar. Mesela serçeler cik diyor. Onlar o kadar akıllı değil. Gak deseydi. Efendim, Eber Gölü'nü gelin gezin. Muhteşem bir doğası var. Sazlıklar. Hele biraz da yağmurlu bir mevsimden sonra gelirseniz burası harika bir yer oluyor. Hem daha serin oluyor. Hem de sular daha çoğalıyor. Eber Gölü'nde hatta burada kayıklar, sandallar görebilirsiniz. Muhtemelen balık da tutuyorlardır burada. Sen biliyorsun, tutuyor mu balık burada? Sanırım tutuyorlar. Ben de ilk defa geldim. Evet işte. Yani Eber Gölü diye hemen cevap veriyorsun ama Eber'den haberin yok Burcu. Yok maalesef. Efendim, biz buraya geldik. Size de gösterelim diye. Şu arkamda muhteşem bir Eber Gölü var. Kuşlar, sesleri duymanız lazımdı. Sadece doğayı seyretmiyorsunuz. Doğayı dinliyorsunuz da burada. Envai çeşit kuş sesi geliyor. Kuş sesinden çok suda yaşayan hayvanların sesleri de geliyor. Ara sıra böyle garip sesler duyabilirsiniz ama burayı gezdiğiniz zaman çok hoşunuza gidecek. Muhteşem bir doğası var çünkü. Gelin burada gezin, dolaşın. Hatta dediğim gibi mevsiminde gelirseniz, hani böyle yağmurların yağdığı zamandan sonra gelirseniz burada çok daha güzel bir manzarayla, çok daha güzel bir ortamla karşılaşabilirsiniz. Hatta dediğim gibi kayıklar, sandal görebilirsiniz. Hatta binebilirsiniz bile. Ama kuş gözlemcileri için hakikaten çok güzel bir yer. Muhteşem bir doğa parçası. Her yer sazlık. Arkamızda güzel bir göl var. Ve burayı sizler için biz gezdik. Şöyle siz bir Eber Gölü'ne dolaşın, bir göz atın. Biz de ondan sonra dolaşacağız, bir göz atacağız. Buyurun Eber Gölü'ne. Ben de sizinle ilk defa katıldım ve gerçekten çok güzel buldum. Kuş açısından çok fazla çeşitlilik vardı. Gerçekten Recep abinin de dediği gibi kuş gözlemcileri için çok güzel bir yerdi. Sessiz, sakindi, böyle tam kafa dinlemelik bir yerdi. Çok hoşuma gitti, ben de ilk defa gelmiştim. Yok, sizinle birlikte ilk defa gittim o göle. Bayağı beğendim, bayağı kuşlar falan sağlamdı yani. Orada kuru yerlerde yürüyebileceğini düşündü sanırım. Adım attığı gibi bataklığa düştü ve diz boyuna kadar çamura bulandı. Kurtarmak biraz gerçekten zor oldu, uğraştık Recep abiyle ama güzel bir anı oldu yani, gerçekten güldük o an. İşte düzlüğüm var zannettim. İşte normal yürüyormuşum gibi yürüyordum. İşte tam yürürken pat bir girdim. Tüm ta dizime kadar çamur oldum, her yerim çamur oldu. Biz Eber Gölü'nü gezdik, dolaştık. Hatta Eren dayanamadı. Eber Gölü'nde yürümeye karar verdi. Bakın, yüzmeye değil. Ben bu gölde yürürüm dedi ve girdi. Çok başarılı oldu söylenemez değil mi Erenciğim? Çöktüm abi ya. İlk adımda. İlk adımda oldu. Nasıl girdiğini anlamadım abi. Tahmin etmedin mi girerken? Tahmin etmedim abi. Ben yürürüm dedim. Yürürüm dedim. Ama yürüyemedi efendim. gördüğünüz gibi bir bacağı bayağı bir dizine kadar çamura battı. Buradan çıkaracak dersimiz var değil mi Burcu? Bilmediğin göle girmeyeceksin. Nasıl? Çok güzel. Erenciğim? Doğru abi. Evet. Efendim, siz olun, bilmediğiniz göle girmeyin. Hatta gölde yürümeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Evet, Eber Gölü'nü gezdik, dolaştık. Hatta Eren güzel bir macera da yaşadı. Siz de gelin, dolaşın, görün. Ama siz olun,
Heber Gölü'nde yürümeyi denemeyin. Bilmediğiniz göllerde yürümeyin. Efendim, Bol Vadini gezmeye devam ediyoruz. Heber Gölü'ndeydik. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Köprüsü'ne geldik. Tarihi bir köprü. Tarihinin 4000 olduğu bile söyleniyor. Tarihi Kırkgöz Köprüsü'ndeyiz şu an. Tam İpek Yolu'nun üzerinde. Evvelden bu köprünün geçtiği yerde su varmış efendim. Onun üzerine bir köprü yapmışlar ki ticaret kervanları rahat rahat gelsin geçsin diye. İnsanlar işine gücüne baksın. Para kazansın, geçimini sağlasın. Biliyorsunuz meşhur İpek Yolu, yani ticaret yolu buradan geçiyor efendim. Evet. Kırkgöz Köprüsü'nü sizler için gezip dolaşacağız. Daha önce gelmiş miydin Eren buraya hiç? Yok, hiç gelmedim. Sen yok, geldin mi? Ben hiç gelmedim. Ya. Efendim iki tane Bol Vadinli var yanında. Onlara Bol Vadini biz gezdiriyoruz. Ben baştan da söylemiştim ama. Hiç görmedikleri yerleri bizimle görecekler diye. Şimdi geldik tarihi köprümüze. Upuzun bir köprü burası ve muhteşem bir köprü. Bu kadar bin yıldır ayakta sapasağlam duruyor. Öyle bir mimarisi var. Şimdi biz bu köprüyü biraz gezeceğiz. Siz de bizimle beraber gezin, görün ve buraya geldiğinizde buraya uğramayı, köprüye uğramayı unutmayın. Hadi bakalım. Bu Kırkgöz Köprüsü nasıl bir köprüymüş? Hep beraber görelim. Hadi arkadaşlar. Senelik köprü bayağı güzel bir köprü ama uzun bir köprü yani. Önceki geçiş yollarından biriymiş aslında. Çok tarihi yer gerçekten. Ama gerçekten yorucu yani, düşününce eski zamanlarda sıcağın altında çok yorucu yürümek orada. Evet. Köprü bayağı uzun bir köprü. Yürü yürü bitmiyor hakikaten de. Şey, Çin Seddi gibi köprü yapmışlar. Biz bu köprüyü sizler için gezdik. Gördük. Yarısına kadar yürüdük, tamamını siz yürürsünüz. Baştan sona kadar şöyle bir yürüyüş yapmış da olursunuz. Hem de bu tarihi köprüden kimler geldi, kimler geçti, bu yolda ne kervanlar düzüldü, ne sevinçler yaşandı, ne hüsranlar yaşandı, kim bilir diye düşünerek bu köprüyü şöyle bir gezer, tur atar gidersiniz efendim. Güzel yurdumun neresine gitseniz bir tarih ve bir kültürle karşılaşıyorsunuz. Evet. Biz köprüyü dolaştık, sıra sizde. Siz de gelin Bol Vadini, bu köprüyü dolaşın. Dolaşıyoruz. Tabi Bol Vadini'ne gelince gitmemizin, muhakkak gitmemizin gerektiği bir yer var. Neresi Eren? Sucuktu mu? Eren sucuk istiyor. Yani hakikaten Eren'in bir sucuk yiyesi var bugün. Alıyor sucuğu. Peki Burcu sence neresi? Lokumcu. Lokumcu. Evet. Ama Eren şunu demek istiyor. Sucuk lokumu. Lokum sucuğu var öyle bir şey mi? Var var. Evet. Tamam. Buradan kurtarırız Eren'cim. Yani. Efendim. Şu anda muhteşem bir dükkandayız. Lokumcu. Buranın kaymağı ve lokumu meşhur biliyorsunuz efendim. Afyon'un, hele Bol Vadini'nin muhteşem lokumlar yapıyorlar. Vitrinde envai çeşit lokum var. Kavunlusundan, narlısından, ekşi üzümlüsüne kadar aklınıza gelecek her şeyin lokumu yapılmış. Ve bakın, abartmıyorum. Hangisini yeseniz çok güzel. Hepsi birbirinden lezzetli. Ahmet Usta'nın ellerine sağlık. Afiyet olsun efendim. Ahmet Usta'cığım kaç senedir yapıyorsunuz bu işi? Kendi işim olarak 5 senedir yapıyorum. Daha önce de bir 12-13 yılda geçmiş başka yerlerde çalışmışlar. Hayatımız burada geçti. Tamamen lokum üzerine çalıştım tabii ki.
Ama hakikaten usta olduğunuz belli. Yani yaptığınız şeyi tattık çünkü. Burada biraz sonra arkadaşlar da tadacak. Şu tadım tabağına baktığımız zaman bile içimiz gidiyor yani. Şimdi efendim lokumlarımızı bir tadalım değil mi Eren? Aynen. Ondan sonra sucuğa bakarız. Tamam mı? Önce lokum. Şöyle ben alayım. Lokumlar gerçekten çok lezzetliydi. Her geldiğimde yiyorum. Yani gerçekten de yemeye devam ederim. Tavsiye de ediyorum. Kesinlikle gelip yemeliler yani bu lezzeti. Lokum yedim ama sizinle de bir kere yemiş oldum. Bayağı güzeldi lokum. Hele bir de Afyon'un kaymağını birlikte bayağı güzel bir lokum. Şimdi arkadaşlar yemesi kolay. Yapması nasıl ona bakacağız. Şimdi ben bütün misafirlerim geldiği zaman onlara bir meslek öğretiyorum. Yani sizi de buradan meslek sahibi yapmadan göndermeyeceğim. Sizi nasıl bir meslek sahibi yapacağım? Ne yapacağım size Eren? Lokumcu mu? Evet. Lokumcu nasıl? Nereden anladın? Lokumcudayız dedim. Evet tahmin ettim. Burcu sizi Kadir Usta'ya emanet edeceğim. Ondan sonra buradan bir lokumcu olarak çıkacaksınız. Efendim şimdi bakalım yemesi kolay yapması da kolay mı? Hep beraber görelim. Şimdi Burcu ile Eren lokum yapacaklar. Ustamız onlara bir eğitim verecek. Bakalım nasıl olacak buyurun. Manda kaymağımızı kendi üretmiş olduğumuz sultan lokumun içerisine bu şekilde koyuyoruz. Bu tamamen manda sütünden yapılır. Yine o da bizim Afyon Bolu'dan'ımıza özgü kaymaktır. O da burada yapılır. Tüm birleşenlerini burada üretiyoruz biz bunu. Kapattıktan sonra artık kesme işlemine çok rahat bir şekilde geçebiliriz. Şu şekilde kapladıktan sonra bu artık tatmaya hazır. İlk önce bir hamuru var, bir de kaymak var. Kaymağı alıyorsun, ucundan hafif bir ucuna sürüyorsun, dörtte birine. Sonra işte yuvarlamaya başlıyorsun. Yuvarladıktan sonra da böyle bastırıyorsun. İşte sonra birleşiyor, sonra da makasını kesmeye başlıyorsun işte. Bir şekilde kaymak koyup katladık ama o katlama bile normalde gözüktüğü kadar kolay değildi asla. O makası tutmak bile bence gerçekten zordu zaten. Makasla bir şekilde yaptık ama tabii ki de ustanın yerini asla tutmaz yani. Evet, konuklarını meslek sahibi yapan tek programımız efendim. Bugün de misafirlerimi, Eren'le Burcu'yu lokumcu yaptım. Şimdi onlar da bana lokum yapmışlar. Ahmet Usta nasıl çıraklar? Çıraklar çok güzel. Yetenekliler mi? Yetenekliler. Öğrenmeye hakikaten çok açıklar. Hemen öğrenirler. Hemen öğrenirler. Tabii tabii, çok kolay. Çok kolay bir iş. Bakın Ahmet Usta'nın yanında şöyle 5-10 sene takılıyorsunuz. Usta oluyorsunuz ya, bu kadar kolay yani. Şimdi bunu, şunları Burcu sen yaptın. Evet, benim. Ortadakileri ben yaptım. Pardon, siz mi yaptınız evet. Ahmet Usta? Evet, ortadakileri Ahmet Usta yapmış. Şimdi ben bunların hepsini tatmak durumundayım. Zor iş yani arkadaşlar, en zor işi bana bırakıyorsunuz yani Eren. Yani yemek ne kadar zor bir şey. Zor. Zor, evet. Ben zor işi, şu küçük bir tane alayım. Efendim bunu Burcu, bakalım nasıl olmuş. Bu işin en güzel yanı bu Ahmet Usta. Denemesi en güzeli. Denemesi en güzeli. Yani fena değil. Eren. Valla ben yaptım. Sen daha bir şekil başka bir şey yapmışsın böyle. Kesmesi zordu biraz ya. Kesmesi mi zor? Alışman lazım. Peki Eren, ama seninki de Hindistan cevizli falan. He. Değil mi? Evet. Efendim, bu da Eren'in lokumu. Bakalım. Zor iş ama. Mecburen. Mecburen yiyorum.
Elinize sağlık. Hakikaten ilk defa yapmanızda çok güzel olmuş. Usta var mı ışık? Kesinlikle var. Peki, en azından birleştirdiler kaymakla lokumu. Evet, bence de güzel. Hakikaten birazcık acemice ama yine de kaymakla lokum bir araya gelmiş yani. Sonuçta işi becermişler. Tebrik ediyorum sizi arkadaşlar. Tamam. Hollywood'a gelin, muhakkak lokum yiyin. Kaymağı meşhur, lokumu meşhur. İkisini bir araya getirdikleri zaman muhteşem bir lezzet çıkıyor ortaya. Ben Burcu'ya da, Eren'e de teşekkür ediyorum. Elinize sağlık arkadaşlar. Sağ olun. Hakikaten. Bizim orada da çok övülüyor zaten kaymak. Afyon kaymağı. Öyle mi? Bayağı övülüyor. Sucuğu da övülüyor. Efendim, konuklarıma tekrar teşekkür ediyorum. Ahmet Suzum çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Hem güler yüzünüze, hem misafirperverliğinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim, Bollywood'u gezmeye devam ediyoruz. Bakalım buradan nereye gideceğiz? Buyurun. Efendim, Bollywood'un kaymağı. Burası da bunun kaynağı. Bu kaymağı, burası kaynağı. Nerede? Kaymağın kaynağı. Eren, karıştın mı biraz? Yok, doğru ya. Doğru değil mi? Kaymağın kaynağı. Tekerleme gibi oldu biraz ama. Kaynağı. Kaymağın kaynağı. De bakayım, kaymağın kaynağı. Kaymağın kaynağı. Kaymağın kaynağı. Burcu neymiş? Kaymağın kaynağı. Evet, hakiki manda kaymağı bu. Bütün bu yediğimiz lokumlar vardı ya arkadaşlar. O lokumların içindeki kaymak aha da bu kaymak işte. Şimdi Halil İbrahim biraz bize bunun üretiminden, özelliklerinden bahsedersen. Tabii. Şimdi bu manda kaymağını biz bu sütleri taze sağdıktan sonra arabamız, süt arabamız buraya gelir. Dükkanımıza sütleri taze taze sabah ve akşam olmak üzere götürür. Sabah sütünü, akşam sütünü dolabımıza koyarız. Sabahleyin işlememize başlarız. Ondan önce sütümüzü pastörize makinesine atıyoruz. Sütümüz 72 derecede pastörize olduktan sonra bu krom kaplarımız var bizim. Aynı bu çapta. Hı hı. İkişer litre alacak süt, manda sütü alacak şekilde. Sonra biz bunları çok kısık bir ateşte yarım saat, 45 dakika kaynatıyoruz. Ama taşmayacak şekilde. Evet. Bu biraz kabarır böyle üstü. Kabardıktan sonra soğuk odaya alıyoruz. Biraz bunları 5-6 saat, 7 saat, 10 saat olsa daha da iyi olur. Dinlendirdikten sonra tekrar 10 saatten sonra tekrar bir daha kaynatıyoruz. Çok kısık ateşte, mum ateşinde deriz biz. Sonra bunu kaynattıktan sonra tekrar alıyoruz. Bu 12 saat, 14 saat dinlenir. Yağını yukarıya verir. Sonra da biz bunları buzhanemize koyarız. 6 saat falan soğutma işlemi geçtikten sonra biz bunu elimizle keseriz. Bu gördüğünüz kaymak tabaklarını alırız, müşterilerimize servis ederiz. Kaymak evet, manda sütünden yapıldığını biliyordum ama ilk defa şahit oldum yapılma şeylerine. O da yine farklı bir şekilde zormuş ama lezzeti de çok daha güzeldi yani. Öğrendim, mandalardan yapılıyormuş. Mandalar da orada zaten ilk defa hayatımda manda gördüm zaten. Bayağı şey var, hayvanlar. Bayağı olgun hayvanlar. Niye Bollywood'un kaymağı meşhur? Böyle titiz çalışıldığı için, emek verildiği için. Evet. Aynı zamanda bilimsel olarak da bakılıyor bu işe. Yani eski usul yaylaya çıkaralım, yaylayalım, ne çıkar sütü sağalım değil. Sütün nasıl olacağına, vereceği yeme kadar ayarlayarak karar veriyorlar. Evet. Hakikaten ustalık isteyen bir evet, iş. Evet. Fakat aile işiniz, siz artık çocukluğunuzdan evet. beri biliyorsunuz. Evet. Peki bu ne? Bu bizim yöresel ekmek kadayıfımız. Bu manda kaymağı sabah kahvaltılarda balla beraber tüketilebilir. Yemeklerden sonra, akşam yemeklerinden sonra ekmek kadayıfıyla da tüketilebilir. Bu ekmek kadayıfının arasına veya üzerine manda kaymağını koyup afiyetle yiyoruz. Kaymağı görmüşken diyorsun kadayıfını da getirdim. Evet, getirdim. Efendim çok güzel görünüyor. Bollywood'a geldiğiniz zaman bununla bunu yan yana görünce oturun orada efendim. Bir yere gitmeyin. Muhakkak onu orada siz bir şekilde yersiniz. Bu ikisini birlikte yemeden Bollywood'dan ayrılmayın. Evet efendim, geldik programımızın sonuna. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik. Bir elimizde tatlı, bir elimizde kaymak. Ballı kaymaklı bir sohbet oldu. Tatlı yedik, tatlı konuştuk. Tatlı da konuklarımız vardı. Halil İbrahim çok sağ ol. Teşekkür, çok ben teşekkür, teşekkür ederim. Halil İbrahim aynen çok misafirperver, çok güler yüzlü. Hakikaten bizi çok güzel karşıladı. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Siz de bizimle gezmek isterseniz aşağıda numaralarımız var, oradan bize ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık efendim.